Merhaba çocuklar, dersiniz hoş geldiniz. Konumuz D eki ve D sözcüğünün yazılışı D'da TT şeklinde karşımıza çıkabilir. Önemli bir ipucu var. Eğer bunu öğrenirsek doğru yazılışı her zaman bulabiliriz. D'yi cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyorsa kendinden önceki kelimeye bitişik yazılacak. Cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa kendinden önceki kelimeye bitişik yazılmaz, ayrı yazılır. Cümlelerimize bakıyoruz. Kitabımı okulda unuttum. D'yi cümleden çıkarıp tekrar okuyoruz. Kitabımı okul unuttum. Bakın ne oldu? Anlam bozuldu. Bozulduğu için bitişik yazıyoruz ve doğru yazılmış. Anlam bozuluyorsa bitişik yazıyoruz. Anlam bozulmuyorsa ayrı yazıyoruz. Ben de yemeğimi yedim. D'yi çıkarıyoruz cümleden. Öyle okuyoruz. Ben yemeğimi yedim. Bakın ben de yemeğimi yedim. Ben yemeğimi yedim. Anlam bozuldu mu? Hayır. Bozulmadığında ne yapıyorduk? Ayrı yazıyorduk. Masada yazı yazdım. D'yi çıkarıyoruz. Masa yazı yazdım. Masa yazı yazdım diye bir cümle olabilir mi? Hayır. Anlam bozuldu. Bozulduğu için ne yapıyorduk? Bitişik yazıyorduk. Bahçede köpek var. D'yi çıkarıp tekrar okuyorum. Bahçe köpek var. Bahçe köpek var anlamsız bir cümle oldu. Anlamı bozulduğu için D'yi kendinden önceki kelimeye birleştiriyoruz. Onun da kedisi var. Onun kedisi var. Onun da kedisi var. Onun kedisi var. Anlam bozulmuyor. Bu yüzden da ayrı yazılacak. Araba yolda kaldı. D'yi çıkarıp tekrar okuyalım. Araba yol kaldı. Araba yol kaldı anlamsız bir cümle. Anlamı bozulduğu için D'yi yol kelimesine birleşik yazdık. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.